İşte bu ceviz, Oğuzlar cevizi. Yani bunun tadı falan güzeldir yani. Yüksek kesimlerde bazı köylerimizde üretim alanlarımızın içerisinde dolu ve soğuktan etkilenen üreticilerimiz oldu. Ama roketemizi koruduk. Onu etkilenmemiş olsaydı 30 bin ton civarında bir beklenti içinde olacaktık. 26 binde roketemizi koruduk. Bu zarar gören çiftçimize de Cumhurbaşkanlığı tarafından gübreleme desteği sağladık. Onu da en kısa zamanda üreticilerimize dağıtımını yapacağız. Oğuzlar Ceviz Üreticiler Birliği olarak 2020 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan yeşil kabuk soyma, kalibrasyon ve bekleme ünitesi olmak üzere bir tesis kurduk Oğuzlar Ceviz Üreticiler Birliği adına. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı destekleriyle 2022 yılı itibariyle de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan bir projemiz geçti. Bunun projesi de eksik kalan makineleri tamamlamak için fırınlama ve paketleme makinesini birliğimize tekrar kazandıracağız. Şu anda Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği olarak biz teknolojik aletlerle çalışıyoruz. Bakanlığımız ve devletimiz üreticiye her konuda destek veriyor. Bu yüzden dolayı fazla zararı olmuyor. Çünkü makineleşmeye gitmek zorundayız. İşçi sıkıntısı çok fazla olduğundan makineleşmek mecburiyetindeyiz. Zararı da yok. Yurt içinde bizim cevizimizi kendi iç pazarımıza anca yetiştirebiliyoruz. İlerleyen yıllarda da alanımızı genişletip yurt dışına da ithal etmeyi düşünüyoruz. Yani 100 yıllık kesim vardır. Vardır da belki de 150'dir ya. Cevizler biraz zahmetli ama yemesi çok güzel. Lezzetli, şifalı. Çocuk gibi bakıp istiyor tabii ki de. Biz her yıl Eylül ayında Oğuzlar'a geliyoruz hafta sonları. Anneannemgile yardım ediyoruz. Böyle cevizlerimizi topluyoruz. Kendi payımızı alıyoruz. Yiyoruz. Hasat zamanı cevizleri biz sırıkla indiririz veyahut da motorla sallama usulü indiriyoruz. Motorla sallıyor. Motor olmayan elle sırıkla indiriyor. Daha sonra cevizleri çuvallıyoruz, topluyoruz dibinden. Cevizi kabuğundan ayırdığımız zaman cevizi hemen anında güneşe sermemiz gerekiyor. Sermezsek güneş cevizin içi sararabiliyor eğer çuvalda bekletilirse. En azından bir 5-6 gün güneşte kalması gerekiyor. Daha sonra cevizleri topluyoruz. Topladıktan sonra da işte tüccarlara veyahut da işte eşe dosta isteyenlere veriyoruz. Vur. Abi vurayım yalan deme, beceremiyorum o işi ya. Valla 50 senedir cevizcilik yapıyor yavrum. Ben buraya geleli 50 sene oldu, 50 senedir yapıyor. Çuvalıyı sene sene de.